Sayın dinleyiciler, değerli misafirler, Türk Sanat Müziği Bestecileri programımızda hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarız. Bu geceki konserimizde Tamburi Ali Efendi'nin eserlerini dinleyeceğiz. Programın metnini hazırlayan Yılmaz Öztuna ve idare eden Nevzat Atlı. Tamburi Ali Efendi, en kuvvetli söylentiye göre 1836 yılında Midilli Adası'nın Midilli şehrinde doğdu. Hafız Bekir Efendi'nin oğludur. Aile 7-8 kuşaktan beri hafızlarla doluydu. Ali Efendi de bu gelenek içinde hıfza başladı ve çocuk yaşında hafız oldu. Midilli'de biraz öğrenim gördükten sonra pek genç yaşta İstanbul'a geldi, medresede okudu. Sultan Aziz tahta geçince 1862'ye doğru imtihanla saraya müezzin olarak girdi. Zamanla yükselerek padişahın ikinci imamlığına kadar çıktı. 1885'te 23 yıl kadar hizmet gördüğü saraydan ayrıldı. İzmir'e gelerek bu şehirde yerleşti. Bir ara Manisa'da da oturdu. Hayatının son 17 yılını böylece geçirdi. 1902'de 66 yaşında İzmir'de öldü ve Karşıyaka mezarlığına gömüldü. Ali Efendi, musikiyi başlıca Latifa ve Kanuni Rıza Efendi'den, tamburu Tamburi Küçük Osman Bey'den öğrenmişti. Sesi ve okuyuş tarzı çok güzeldi. Tamburu da olağanüstü bir müzikaliteyle çalardı. 1929'da 59 yaşında ölen ve birkaç bestesi olan Tamburi Aziz Mahmut Bey, Ali Efendi'nin oğludur. Bu zat, babasının bütün eserlerini bir araya toplamışsa da Ali Efendi'nin bu külliyatı Aksaray yangınında yandı. Ancak bestekarımızın çok az eseri unutulmuş, büyük çoğunluğu zamanımıza kadar gelmiştir. Ali Efendi birçok değerli öğrenci de yetiştirmiştir. Bunların başında Tamburi Cemil Bey gelir. Cemil Bey tamburda olduğu kadar saz eserleri bestekarlığında da hocasının lirik ve romantik musiki anlayışının derin etkisinde kalmıştır. Cemil Bey, Ali Efendi'nin oğlu Aziz Mahmut Bey'in mülkiyeden arkadaşıdır. Ali Efendi'nin Suzi Dil makamındaki eserlerinin hepsini bir ay içinde bestelemesi, bestekarlık dehası bir yana verimli bir sanatkar olduğunu da gösterir. 19. yüzyıl Türk musikisinin en büyük bestekarlarından biri olan Ali Efendi, geç kalmış bir klasiktir. Klasik kurallar içinde hür bir romantizm ve coşkun bir lirizm gösteren eserleri Sadullah Ağa'nınkileri andırır. Ancak form anlayışı ve musiki cümlesi bakımından birçok eserinde Arif Bey'in etkisi görülür. Birçok bestekarımızın aksine kadın güzelliğinden fazla aşkın çeşitli safhalarını terennüm eder. Eserleri sunilikten uzaktır. İçli bir samimilik ve çok defa ince bir hüzün taşır. Suzi Dil'den bestelediği parçalar kendisine büyük ün kazandırmıştır. Bunların içinde bilhassa ikinci beste, klasik ekolün Arif Bey'in neoklasik ekolü etkisiyle romantik bir çığra kayan devresi için örnek olarak gösterilebilir. Sayın dinleyiciler, şimdi Ali Efendi'nin eserlerine geçiyoruz. Önce Suzi Dil beste. Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gafil imiş. Thank you.
İkinci eser Suzi Dille Ağır Semai. Kanı yağdı lebin lehuni dil nuş ettiğim demler. Hezaran bülbülün alemle hamuş ettiğim demler. Hezar
Suzi Dil şarkı. Her bir bakışında neşe buldum. Ben gözlerinin nesiri oldum. Programın dördüncü eseri Hicaz şarkı. Hasret odu yaktı ciğerim, ey ruh-i âlim. Bir kere benim halimi sormazsın azalim. Thank you.
Hüseyin'in şarkı. Senden bilirim yok bana bir fayda ey gül. Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül. Şimdi İnci Çayırlı bir uşak şarkıyla mikrofonda. Tıflı Nazım, meclisi rindane gel. Badene uşeyle açıl cevlane gel. Bağlanmış şey, le açılacak.
gel Cem lale gel Çeşmi Şimdi ikinci solistimiz Recep Birgit'ten bir segah şarkı dinleyeceğiz. Dil harabı aşkınım sensin sebep berbadıma. Bir teselli ver gelip bari dilini aşadıma. Sebep berbadım
zaman bir teselli ver gelip bari naşadıma bir teselli ver gelip bari dili naşadıma taş mıdır bağrım ki gelmezsin benim imdadıma taş mıdır bağrım ki gelmez benim imdadıma dini ayrı kafir olsa rahmeder feryadıma ayrı kafir olsa rahmeder feryadıma. Programın son parçası Nihavend Yürük Semai. Bilmezdim özüm, gamzene meftun imişim ben. Afet zede, dil hasta, ciğer hun imişim ben. Thank you.